ben size şöyle söyleyeyim. Herkes zannediyor ki ben Ali'yi çok çalıştırıyorum. Bazen anne babası da böyle düşünüyor. Dile getireceğim. Halbuki Ali beni çalıştırıyor. Projelerinizi hayata geçirirken, bu bence tüm projeler için geçerli. Bu bir ekip işi. Ancak o amaç uğruna sizinle birlikte aynı şekilde konsantre olabilen ve aynı şekilde çalışabilen insanlarla o projeleri gerçekleştiriyorsunuz. Bu bazen ofisinizin içinden ekibinizin parçaları oluyor. Ama aynı zamanda da yani böyle bir projeyi hayata geçirirken birçok dışarıdan firma da var bu şekilde destek olan. Ama benim bu projeyi hayata geçirirken en büyük desteği aldığım o zamanki ekip arkadaşım, bugünkü ortağım Ali'ydi. Ve aslında o kadar güzel anlarımız oldu ki bu projeyi gerçekleştirirken. Projenin hikayesi aslında yani hiç başlangıcında düşündüğümüz gibi başlayıp bitmedi. O kadar farklı şekillerde ve farklı yollardan geçerek sonunda amaçladığımız şeyi gerçekleştirmeye muvaffak olduk. Ve o yolda o kadar çok birbirimize destek olduk ki yani en fazla desteği alabildiğim bir yolculukta ve hakikaten çok anlamlı ve güzel şekilde birlikte çalışabildiğim çalışma partnerim olduğu için ben bunu Ali ile yapmak istedim, bu görüşmeyi. Hem yapım tekniği açısından hem de içinde yaşayacak ve çalışacak insanlara vaat ettikleri açısından yaşam kalitesi ve çalışma şartları olarak işbirliği kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar içerisinde önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Yapım tekniğinden bahsetmişken hele günümüzde bu çok daha geçerli. Yani malzeme fiyatları arttıkça projelendirmenin, mühendislik çalışmalarının önemi artıyor. Burada gerçekleştirdiğimiz projeye baktığımız zaman ne kadar narin olduğunu görebiliyorsunuz. Taşıcı strüktürünün aslında optimizasyonu anlamında biz çok vakit harcadık ve orada gerçekten çok hafif, çok narin bir bina yapmaya muvaffak olduk ve bunu yaparken de farklı inşaat tekniklerini birlikte kullandık. O zaman da yapının ekonomisi bizim için önemliydi. Çelik bir yapı yapmak istiyorduk ama onu yaparken çeliği mümkün olduğunca az kullanıp, mümkün olduğunca hafif bir bina yapıp çelik anlamında ve deprem bölgesinde aslında denenmemiş bazı şeyleri bir araya getirerek ve onlar için özel detaylar geliştirerek alışılmışın dışında çözümlerle biraz yenilikçi ve inovatif çözüm arayışlarıyla bu bildiğimiz problemlere deprem olsun, biraz daha ekonomik inşa etmek olsun veya yapının içerisine birazcık daha fazla ışık almak, içteki yaşam şartlarını daha iyi oluşturmak olsun. Bizim için manası olan ve ardından bittikten sonra da kendimizi mutlu hissettiğimiz, çözümler ürettiğimiz bir yapı. O yüzden de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hikayesinde de sizinle daha önce konuşmuş olduğumuz gibi birçok zorluklarla karşılaştık. Aslında o binayı bu şekilde gerçekleştirmek isteyen bir tek bizdik. Bizim dışımızda ne binanın mal sahipleri bittiğinde ortaya ne çıkacağı hakkında bir fikre sahiptiler. Ne de daha sonra binayı kiralayarak kullanan İZGO firması aslında kiraladığında bittiğinde ne olacağını biliyordu. Biraz böyle hiç kimsenin aslında tam olarak yapmak istemediği bir bina için biz böyle çok çaba göstererek ve çok emek harcayarak ve insanları da birlikte ona motive ederek ve biraz da itekleyerek bu binayı hayata geçirdik. O mücadele anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten belki de geri dönüp baktığımızda her bina bir mücadeleyle ortaya çıkıyor ama mücadele anlamında en fazla mücadeleyi verdiğimiz binamızda diyebilirim gerçekleşmesi için. Doğru. Doğru. Burada doğrudan yani, daha fazla şey anlatabileceğin hikayeler var. Yani yaklaşık 6 aydan daha uzun süre bir fiil orada bulunarak gerçekleştirdiğimiz proje. Oraya bir konteynerimizi kurduk ve bütün neredeyse ofisin tamamını oraya taşıyarak yani uygulamasını bir fiil bulunarak oldukça uzun süreler çalışarak, yorularak gerçekleştirdiğimiz proje oldu. Bizim böyle bir bina yapmayı çok arzu etmemizle başladı. Ve başlangıcında bizim evini yaptığımız bir mal sahibimiz ve onun yine onunla birlikte aynı yerde oturan 4 tane arkadaşının ortak bir proje satın alıp burada bir gelir getirecek bir yatırım projesi gerçekleştirmeyi arzulamalarıyla başlayan hikaye. Onların bir müteahhit bulmaları, müteahhitin onlara böyle eski Ankara apartmanları kıvamında sıvalı, badanalı, düz böyle bir blok çizmesi ve bu mal sahiplerinden daha önce evini yaptığımız kişinin böyle bir şey yapmak istemeyip, gerçekleştirmek istemeyip bize gelip daha farklı bir binayı onlar için tasarlamamızı arzu etmesiyle ama ortaklarını ikna edemeyeceği veya edemediği için bunun için bütçe ayıramayacağını anlatmasıyla başladı ve biz başlangıcından böyle bir binayı
neredeyse bedelsiz olarak diyeyim yapmaya ikna olduk. O konuda da bir zayıf tarafımız var. Yani böyle şey değiliz, iş almak için fiyatları kıran falan insanlar değiliz, tam tersine. Aslında normalde projelerde de gayet güzel istediğimiz fiyatları yani talep ediyoruz. Orada da biraz dik durmaya çalışıyoruz ama bu projeyi yapmayı çok istiyorduk, gördük. Orada yapılacak şeyi gördük. Ben hatırlıyorum, ya dedim yani şehrin bu noktasında bu yapılamaz. Burada mutlaka daha farklı bir şey olabilir. Ve dedim, bakın arkadaşlarıma emin olun biz onlara daha iyi proje çizdiğimizde bize o parayı vereceklerdir. Bu bir kez ilk yanıldığımız noktaydı. Biz gerçekten o zaman böyle bir buçuk ay bir konsept üzerinde çalıştık. Ali o zaman daha bizimle çalışmıyordu. Ve projemizi sunduk. Sunduğumuzda çok beğendiler. Sonra ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada bizi oraya getiren mal sahiplerinden, bizi tanıyan ortak böyle bir projenin onların ayırmış olduğu bütçelerle gerçekleşmeyeceğinin farkındaydı. Ama kendi ortaklarını bir şekilde bu konuda fazla bilgilendirmeden bir şekilde projeye başlayalım, yolda biz bunu çözeriz mantığında konuya yaklaşarak. Ama aslında çok doğru bir şey yaptı. Ortaya doğru bir şey çıkması için o anda yapılabilecek başka bir şey yoktu. Projeye bizi başlattı. Biz projeye başladıktan sonra belli bir noktaya kadar geldik. Orada karşılaştığımız diğer zorluk, projeyi uygulayan müteahhitin aslında tek başına çalışan, herhangi bir çalışan, mimari ekibi olmayan ve AutoCAD açıp bakabiliyordu ama yetkin şekilde kullanmayan bir müteahhit olmasıydı. Yani böyle bir projeyi sadece bir müteahhitin dosyaları alıp uygulayacak alt taşı onlara mail atmasıyla böyle bir şey gerçekleştirmeniz çok zor. En sonunda iki tane küçük blok biraz ortaya çıkar gibi oldu. Büyük blokta daha sadece konstrüksiyon vardı. Bütçe de azaldı. Her şey durur gibi oldu. O anda bir kurtarıcı gibi İziko ortaya çıktı. Yani herkes biz bu inşaatı nasıl devam edeceğiz, nasıl olacak diye bize işi veren mal sahibinin üzerine doğru yürümeye çalışırken diğer ortaklar aslında kadar doğru bir şey yaptı, ortaya çıktı Mustafa Bey'in. Çünkü bina doğru şekilde kurgulandı, doğru bir mantığı oldu ve altyapısı olduğu için İziko gibi bir kurum kültürüne önem veren firma da bu binayı görür görmez kiralamak ve burada yer almak istedi. Ama onlar da farkında değildi aslında neye adım attıklarını, böyle bir inşaat yapmanın ne kadar büyük zorlukları olduğunu ve onlar sorumluluğu üstlenip geri kalan kısmı binanın kendileri bitirerek hem içi hem de dışındaki bazı kalemler bitirip içine geçme arzusuyla bir takım hedefler koydular kendilerine. Projeyi bize değil, uygulamasını başka bir kendi tanıdıkları gruba devrederek yapmayı denediler. Aynı problemler yaşandı. Nedense bu böyle bir lisan problemi gibi. Yani baktığınız zaman mimarinin lisanı birdir, çizim birdir ama insanlar biraz da iş yapma alışkanlıklarına göre anladığım kadarıyla yol alıyorlar bu inşaat sektöründe. Bir kısmı da çok böyle hakikaten alışkanlıkları üzerinden yürüyor. O yaptığımız projelerde hep şahit oluyoruz. Genellikle kimse okumuyor onları. Ben Ali'ye çok soruyorum. Sen bunları onu çiziyorsun böyle çiziyorsun. Kimse bakmıyor. Her noktası böyle ama kimse bakmıyor. Yani inşaatta onu koyan fayansçı bile sonuçta o şantiyedeki çocuğa soruyor. Bu nasıl olacak diyor. O projeler böyle sadece ilk teklif verirken belki bakılan şeyler o halinde kalıyorlar. Aynı süreçler yaşandı. Bu grup buna devam edemeyince biz baktık proje çok kötü bir noktaya gidiyor. Projeye dahil olma ihtiyacı hissettik. İziko'nun sahipleriyle görüştük ve bu sorumluluğu alacağımızı söyledik. O da gerçekten yani doğru muydu yanlış mıydı bilmiyorum. Kendimizi bir anda ofisimizi terk edip bu güzel ofisimizi şantiyede bulduk. Yani altın sahilde bir anda bir konteyner vardı. O konteynerde Ali vardı. Burayı görüp burada çalışmak isteyen 3 tane yeni çalışma arkadaşımız da kendilerini o gün orada itibariyle buldular. Konteynerin içinde buldular. Ve müthiş bedbahtlar. Yani biz buraya nereden düştük? Biz Alataş ofisinde çalışacağız derken bu konteynerdeyiz diye. Ama ben de oradaydım. Hepimiz oradaydık. Ofiste de birkaç kişi bıraktık. Onlar da devam eden diğer projelerimize bakıyorlardı. Ve orada bulunduğumuz süre zarfında hedeflenen süresi 4 ay olan bir projeyi 6 ay içerisinde bitirmek için her şeyimizi vererek çalışmaya başladık. Yani burada sen biraz anlatabilirsin. 6 ayda yani. Aslında sadece iç mimarisi değil, binanın da bir sürü eksikleri vardı. Yani cephesi yoktu. Cephesi yoktu, merdivenleri yoktu. Yani ana yapıya da ait bir sürü eksikler. O esnada tamamlandı. Biz gittiğimizde yamyamlar yaşıyordu binanın içinde. Altında ateşler yakıyorlardı binayı ısıtmak için. Böyle simsiyah iç içerisinde binanın her tarafı. Yani gerçekten çok garip çalışma şartları vardı. Böyle bir takım göçmen işçiler hiç çalışma izni olmayan, hiçbir şey olmayan böyle binanın altında bir şekilde barınıp ateşler yakıyordu ve böyle bir gün şantiyeye gittik. Her yer simsiyah. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yani o şartlarda ve o metodlarla başlamış bir inşaatı o görmüş olduğunuz şekilde bitirmek için önce orada bir çalışma kültürü oluşturmaya çalıştık. Bu bence çok önemliydi. Ardından
Yani çizimlerin, detayların niye önemli olduğu, bunlara niye riayet edilmesi gerektiği, bir katmanda izolasyonda bir şey yapmazsanız sonraki katmanda başınıza neyin gelebileceği. Yani neredeyse bir okulda bir öğrenciye bir şey öğretiyor gibi oradaki ekipleri böyle bir belirli bir disipline sokmaya gayret ettik. Çok fazla tabii yerinde şantiyede daha önce yapılmış şeylerin de bir kısmı tamamıyla uygunsuz olduğu için yeni projeler yapmamız gerekti. Yani shop drawingleri değiştirmemiz, daha doğrusu shop drawingleri biz hazırlamak zorunda kaldık. Daha önce yaptığımız mimari çizimleri de değiştirmek zorunda kaldık. En o binada belki makan şey, dışarıdan baktığınızda dikkatinizi çeken şey kabuk. O kabuğu yapmak için iki firma değişti. Bir firma teklif vermiş olan kabuğu yapacağım diye geldi. Yani bir miktar yapmıştı. Böyle zaten kabuğunuz eğri bürü diyeceksiniz. Şimdi ne istiyorsunuz diyeceksiniz. Ama daha farklı eğrilikler de vardı. Yani böyle bir Gaudi'nin cepheleri gibi böyle dalgalanmalar vesaire. Neyse o firmayı yolladık. Başka bir firma, burada ismini almak istemiyorum. Çok da tecrübeli bu konuda, ismi en bilinen firma. Biz bunu yaparız diye dahil oldu projeye. Onların getirdiği ekip, yani size tarif edemem, çok daha korkunç bir tabloyla bizi karşılaştırdı ve biz o noktada mal sahiplerini ikna edip, ilk yaptıkları kabuğu çöpe attırıp, ikinci firmayla anlaşmalarını yapmaya onları yönlendiren ekip olarak baktık, bu işin içinden başka türlü sıyrılma şansımız yok. Ölçü alamıyorlardı. Yani o çeşitli hareketli panelleri, arkadaki konstrüksiyon da çok doğru yapılmamış olduğu için bir türlü üstüne oturtamıyorlardı. Ali'ye dedim ki, Ali dedim, biz bunu kendimiz ölçeriz. Ahmet Bey dedi, yapmayın dedi. Ben inanmadım. Bu arada bir şey daha anlatmam lazım. Ali'nin geçen gün bana anlatıyor, Ahmet Bey rüya gördüm diyor. Helikopter kullanıyordunuz diyor. Biz de hepimiz içindeydik diyor. Diyorum, çok deli gibi kullanıyordunuz diyor. Diyorum, ben size böyle gitmeyin diyorum. Siz bir şey olmaz, bir şey olmaz diyordunuz. Bu aslında bizim bütün çalışma düzenimizi çok iyi tarif ediyor. Yani ben hep böyle bir şeye aşık oluyorum. Tamam, biz bunu yaparız diyorum. Hani daha sağduyulu, daha aklı başında. Bir dakika diyor, bunu yapalım ama hani yutacağımızdan daha büyük lokmayı ısırmayalım. Nasıl yapalım? Metotlarını oluşturalım. Ben helikopteri Ali rüyada kullandığı gibi gitmeye çalışıyorum. Neyse, şimdi biz bunu söyledikten sonra mahsabeyine dedik ki, ya bunları ölçemiyor. Biz ölçeriz, yaparız, merak etmeyin. Aynı bir süre içinde bunu bitiririz. Nasıl yapacağız? İskeleye çıktık. İskelede tamamen böyle amorf bir form. Hiçbir şekilde hiçbir tarafından bir şey tutamıyorsunuz. Ben dedim ki, çok kolay. Çubuklar kaynatacağız. Üzerine ipler gereceğiz. İplerin tam kesişme noktalarına kağıt bantlar yapıştıracağız. Böyle şey yok, haritacı. Çünkü haritacılar doğru ölçemiyor. Bütün noktaları yakalayamıyorlar. Keçeli hepsini elle ölçeceğiz. Keçeli kayamı işaretleyeceğiz. Şimdi bütün benim ofis itiraz. Ama bir de güneşli. O zaman yaza geliyordu galiba. Bayağı böyle sıcak bir havaydı. Biz böyle o cephenin üzerinde iki hafta dolandık. Önce bir cephe, sonra öbür cephe, sonra öbür cephe. Ve hiçbir cephe daha tamamlanmadan, yani görmeden nasıl çıkacağını siparişe verdik, öbürüne geçtik. Siparişe verdik, öbürüne geçtik. Gündüz ölçü alıyorduk, akşam ofise gündüz ölçü alıyorduk. Akşamları şantiyede onları çiziyorduk. Bu arada bir tane de asma tavan sistemimiz vardı. O projede dikkatinizi çeker. Yani benzeri olmayan bir asma tavan sistemi. Bunu ilk çizdiğimizde bize böyle o zamanın parasıyla korkunç normal bir asma tavanın 3-5 misli fiyatlar istedi firmalar, bu fiyata yaparız diye. Yine biz dedik ki, ya bu yapılır, bu kadar zor bir şey olamaz, nasıl yapılır? İlla istiyoruz ya, çizdiğimiz proje uygulanacak. İşte böyle MDF'yi CNC'de kesen yerlerden gittik, teklif aldık. Kaça kesiliyor. Sonra lake fabrikaları varmış, bilmiyoruz. Gittik teklif aldık. Lake de bunlar kaça boyanıyor. Sonra onlara böyle bir vida sistemi geliştirdik. O metal aksamı için bir demircimize bir askı aparatı yaptırdık. O küçük parçalar için tonajlara haber sağladık. Onlardan böyle bir fiyatlar aldık filan. Zannettik ki tamam, biz bunu çok güzel mal edeceğiz. Ama farkında olmadığımız şey, 2000 küsur 3000 metrekare bir asma tavan var. Hiçbir noktası birbirine benzemiyor. Daha önce yapılmış olan hiçbir parçası da projeye benzemiyor. Ve her mekan için içine girip ölçü almamız gerekiyor. Tavandaki klima cihazları başka kodlara asılmış. Her şeyin, her anın, her safhasının ölçüsü alınacak. Ve bunlar tek tek, yüzey yüzey, çünkü bu dümdüz bir asma tavan değil, şekilli de bir asma tavan, çizilecek. Şimdi bugün bunları yapmak için bir takım sistemler var. İşte parametrik dizayn var. Siz onu bir şekilde o formu veriyorsunuz, size parçaları veriyor. Bizde her şey handmade. Sanki ayakkabı yapıyoruz. Tek tek çizelim. Böyle ne yapacağız? Baktık, yetişmesi mümkün değil. Eskiden bizde çalışmış Emir vardı. Bir çalışma arkadaşımız. Onu da davet ettik bu projenin bu kısmına dahil olması için. Hep beraber oturduk. Gündüzleri yine ölçü yapıp alıyoruz. Akşamları böyle, ama yani aylar sürdü o asma tavanları. Doğru. Bayağı uzun sürdü. Çünkü biliyorduk hedefi, açılış tarihimizi biliyorduk. Sürekli çiziyorduk, yolluyorduk. Bunlar kesime gidiyordu CNC'ye. Oradan lake fabrikasına gidiyordu, geliyordu. Montajı için de tabii bir şey yapmak lazım. Yine bütçemiz az, ucuz olacak. Böyle emekli iki marangoz bulduk. Böyle iki tane marangoz bulduk. Hiçbir yerde işe giremeyecek. Sürekli birbiriyle kavga ediyorlar. Ve abi kardeş. Sürekli böyle tartışmalar ve bir de şeyler, onlara şimdi en önemli şey o tornada yaptırdığımız parçalar. Oraya gittiği zaman onları yerine oturtacakları. Ve onlar para. Avuç avuç veriyoruz adamlara. Yok. Parçaların hepsi yok oluyor.
Çünkü takarken iki tane takıyorlar, beş tanesini döküyorlar, kaybediyorlar. Üç tane daha takıyorlar. En sonunda proje bitti. Biz mutfak aletlerinin lavaboların içlerinde falan bizim şeyleri bulduk. Parçaları bulduk. Biz devamlı yeni parça ürettiriyoruz. Neyse ama sonuç itibarıyla gerek cephe olsun, gerek asma tabanı olsun. Hepsini bir şekilde arzu ettiğimiz gibi yapmaya muvaffak olduk. Ama şimdi ben burada bu kadar rahat konuşuyorum. Ali gibi, o zaman bizle beraber Elif çalışıyordu, Meltem çalışıyordu. O şantiyede Emir vardı. Yani böyle çalışma arkadaşlarımız olmasaydı, benim olmasaydı, biz böyle bir ekip olmasaydık orada gördüğünüz hiçbir şeyi gerçekleştiremezdik. Camları da aynı şekilde hepsini tek tek ölçtük, hepsinin başına durduk. Çok üzücü de bir olay. Benim hayatımda ilk defa oldu. O şantiyede bir çalışma arkadaşımızla kaybettik. Yani ofisimizden değil ama inşaat ekibinden bir kaza oldu. O da biraz şey yapıyor. Yani hayatımızın böyle en önemli projesi diyorsunuz. Ama o anda yani öyle bir kaza olmayıp bir proje hiç gerçekleşmeseydi dediğimiz bir anda açıkçası. Ve onu da hep hala hatırladıkça düşünürüm. Bu da size biraz şey yapıyor. Yani bütün bu gayretleriniz var, o var, bu var. Sonrasında tabii kendimiz de çok sorguladık. O iskelelerin üzerinde vesaire bu şekilde hareket ederken, gezerken, o işleri alırken. Acaba yeterince sorumlu bir şekilde davrandık mı diye. Ama o işin o heyecanıyla ve ortaya çıkan neticeyle de yani ben kendim bugün kendi sorumluluklarım dahilinde kendi risklerimi yine alır yine öyle bir şey için elimden gelen çabayı gösterirdim diyorum. Yani ben ilk başta ikna oldum mu biraz tereddütle yaklaşmıştım aslında meşlerle ilgili. Birincisi yüksekten korktuğum için. İskelenin tepesinde. Ben hemen bir şey olmaz dedim, bir şey olmaz. Hani helikopter kullanır gibi. Yani ama sonrasında aslında yani ilk bir cepheyi yaptıktan sonra ikna oldum. Yani yapılabileceğini gördüm. Sağlıklı bir şekilde çizilebileceğini görünce tamam dedim bunu bu şekilde yaparız. Hatta bloğun bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam beraber yaptık. Sonraki diğer bloğu galiba... Bir tanesi biz yoktuk içinde o kadar iyi olmadı. Yo yani ben vardım da daha az bir ekiple yaptık diye hatırlıyorum sonrasında süreç. Oturduktan sonra yapış şekli. Yani orada dediğiniz gibi birkaç haftamızı geçirdik. Sabahtan organize oluyorduk. Aşağıda bir arkadaşımız bizim yerimize notları, yani biz ölçüyü bağırıyorduk. O aşağıda ölçü not alıyordu. Başka birisi işte aşağıdan bize yiyecek, içecek fırlatıyordu yukarıya. Biz de aşağı inemiyorduk. Çok bir mesafeydi o. Biz böyle yukarıda çalışırken aşağıdan böyle sodalar falan yukarı doğru bize doğru geliyordu. Bir de bizim hani köpeğimiz aşağıda bizi bekliyordu. Aynen, doğru. Bir şekilde çözdük yani. Montajını yapıldıktan sonra ama rahatlamıştım. Tamam dedim olmuş yani. Demek ki olabiliyormuş demiştim. Asma taban da keza yine aynı şekilde yürüdü. Çünkü yani yerinde ölçü alınması gereken, projeye uymayan çok fazla bileşen ve değişen vardı. Herhalde 10 binden fazla parça çizilmiştir diye düşünüyorum tek tek CNC parçası büyük olasılıkla. Burada itiraf etmem lazım. Ben bir tane bile çizmedim. Ali orada inanılmaz yük aldı üzerine. Ve hatta sonunda biraz da yorulmuştu yani. O da bir şekilde oldu diye düşünüyorum. Herhalde problemsiz. Çok, evet, çok büyük, güzel çok harika problem olmadan yani, oldu çok, diye çok düşünüyorum. Yani çok şey katmıştır bize mutlaka diye düşünüyorum. Evet, ben aslında onu söyleyebilirim. Orada benle birlikte olan bütün çalışma arkadaşlarım ve ben hepimiz çok şey öğrendik. Yani onlar için aslında bir şey daha vardı bence öğrendikleri. Arzu ettikleri her şeyi yapabilecek güce sahip olduklarını öğrendiler. Çünkü ya ben bunu Viyana'da profesörümden öğrendim. Bunu söyleyebilirim. Helmut Richter'den çok sık da adından bahsediyorum. O bana mesleğime ve kendime karşı bir duruşa sahip olmayı ve yaptığım şeyleri ciddiye almayı öğretti. Aynı zamanda da bilinen problemlere hep farklı yanıtlar bulabileceğimizi ve bu yanıtlar içinde kendimiz çalışarak farklı çözümler üretebileceğimizi de orada öğrenmiştim. Burada Türkiye'de yani Emir'le mesela ilk bizim o çalışma arkadaşımız çalışmaya başladığımızda kendi ürettiğimiz doğramaları yaparken seneler önce bir tane kapı kulpu modeli üzerinde çalıştık. Hiç unutmuyorum ofiste o zaman hiç kimse o kulpun olacağına inanmıyordu. Herkes bana karşıydı. Ahmet Bey bu olur mu? Bir şahane kulp satın alalım bir şey yapalım. Ama olduğunu gördüler. Olduğunu gördükten sonra çocukları şimdi görüyorum. Kendileri de kendi hayatlarında gittikleri yollarda benzer çözümler üretiyorlar. Kendi benzer çözümlerini arıyorlar. İziko şu anlamda şanslı olduğu bir projeydi bu ekip arkadaşlarımın ve benim de. İçinde çok fazla bileşen, çok fazla farklı detay ve çok fazla konu vardı. Yani orada sadece bunlar değil. Mesela yapıyı yapan ilk sahipleri o ilk günkü düşünce şekilleriyle bir iklimlendirme sistemi sadece klima takarız, bir havalandırma sistemi binada olmaz diye projeyi bize çizdirmişlerdi. Ama İziko gibi bir firma gelip her katında 100 kişi, 60 kişi çalışacak olduğunda böyle bir şansımız yok. Buraya bir iklimlendirme sistemini temiz havayla birlikte dahil etmeniz lazım. Ama taban yüksekliklerimiz yeterli değildi. Ancak çelik olan ve her türlü detayını göstermek istediğimiz bir binamız var. Yani kirişlerini gizlemek veya bir asma tavanla onu düşürmek zaten yükseklikten dolayı öyle bir şansımız da yoktu. İstemiyorduk. Ne yaptık? Kendimize Pompidou örnek aldık. Boruların hepsini, havalandırma borularını binanın dışından dolaştırdık.
camları deldik. O camlardan böyle özel terlememesi için parçalarla güzel böyle izolasyon detayları geliştirdik. Boruları içeri verdik. Sonra asma tavanları böyle sanki bir örtüyü çelik kirişlerinin üzerine koymuşsunuz da aşağıya doğru hafif sarkıyormuş gibi. O ahşapla dizayn yaptığınız tavanları böyle baktığınızda içeride o kirişten böyle sarkan bir örtü hissi vererek hep o ortaya sarktı göbek kısımlarının içeri cihazları gizleyip camdan da içeriye o şekilde temiz havayı aldığımız çözümler üreterek aslında yapının çok dürüst bir bina diyorum ben. Hiçbir şeyini gizlemedik. Yapıda bir tane bile bir süpürgelik yok. Hiçbir yerde gizlemek istediğimiz bir detay yok. Her şey şeffaf, açık, geçirgen. Bu bahsettiğimiz asma tavanlar da geçirgen. Arkasında bütün o cihazları, boruların nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Kabukla cam cephe arası geçirgen. Orada boruların nasıl geçtiğini görüyorsunuz. Ve aslında binalar dikdörtgen kutu gibi olmalarına rağmen, Abdügüzel mesela bunu hep eleştirir bu bina hakkında konuştuğumuzda. Ama o kadar transparan ve o kadar bilinçli ki bu. O cephe o kadar transparan bir cephe ki dışarıdaki kabuk aslında içeriden de binanın sınırlarını oluşturuyor. Yani bizim orada toplantı odalarındaki detaylarımız vesaire bilmiyorum bu sunumda herhalde bir fotoğraflar paylaşıyor oluruz. Orada ben onları mutlaka yani üstüne durmak istediğim bir konu. Yani burada katmanlar var. O katmanlar geçirgen ve dışı da geçirgen aslında dışarıdaki kabuk da geçirgen ve o geçirgenliğin içerisinde cihazlar da kendilerine bir ara kesit buluyor. İnsanlar da bütün o geçirgenliğin içinde kendilerine bir ara kesit de buluyorlar ve hatta yer değiştiriyorlar. O yer değiştirmeyle birlikte de bence bina tamamıyla şeklini ve anlamını değiştiriyor. Buna zanaat mı derim ben bilmiyorum. Yani ben şunu söyleyebilirim. Biz mesleğimizde işini çok sevmeden yapan insanlarla karşılaşıyoruz. Aslında biliyoruz ki gayet iyi bunu biliyoruz. Bizden daha belki de yetenekli insanlar var çevremizde. Ama bunu kullanmıyorlar. Sadece planlayıcıları kastetmiyorum. Uygulama firmaları bilhassa bu konuda çok eksikliklere ya da belli karakterlere, özelliklere sahipler. Bizim burada yaptığımız şey zanaat mı bilmiyorum ama işimizi çok severek ve çok isteyerek yaptık. Ve bize beraber çalışan herkesi de istekli veya isteksiz olsunlar bunu yapmaya bir kısmını motive ettik, bir kısmını zorladık. Bir kısmıyla problemlerimiz oldu. Ama vazgeçmedik. Neticeyi aldığımızı düşünüyorum. Başka bir manada da bu önemli bence. Mesela bu binaya şu anda üzülüyorum. Şu anda o durumda değil ama girdiğiniz zaman o konstrüksiyonun 8 santim taşıyan ayaklarından tutun, içindeki üst katındaki mobilyalarının tasarımı ve dizaynına kadar tamamı bütüncül bir gezent konsept dahilinde tasarlanmış ve detaylandırılmış bir binaydı. Bu anlamda ben İstanbul'da baktığımda çok az örnek olduğunu düşünüyorum. Tamamı bir genel konsept dahilinde tasarlanıp bütüncül olarak ele alınmış ve neticesinde de en ince detayına kadar bunun süreklilik gösterdiği. Bu manada da orada çok yani hatırlıyorsun cam masaları mesela yaparken, ayaklarını yaparken, hı hı, diğer detaylara girerken. Yani aslında ekibin birlikte olması, hedeflerinin aynı olması, aynı amaç uğruna hiç zamandan, sürelerden ödün vermeden saatlerce çalışılmış olması bunu bizi yapmaya muvaffak kıldı. Yani ben açık söyleyeyim, ilk 2-3 aydan sonra şantiyedeki zamanımı azaltmak zorunda kaldım ve Ali orada çok fazla kalmak ve daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Yani zor oldu, herkes için zor oldu. Ama bilmiyorum. Olmasa daha mı iyiydi? Hayır. Bak. Bence gayet iyi oldu. Ortak buluştuğumuz bence önemli noktalar olduğunu düşünüyorum Ahmet Bey'le. Bunu daha önce de çok konuştuk. Yani bu proje, bu ortaklık yani benzer yanlarımızı daha da pekiştirmiştir diye düşünüyorum. Büyük olasılıkla. Yani işi sahiplenme biçimimiz, kendinden çok fazla ödün verme, aslında fedakarlık yapmak zorunda kalmak demeyeyim de isteyerek aslında yapmak. Yani bunlar etkileyici olmuş mudur? Yanılıyor musun? Bizim birlikte olmamızı. Evet. Yani ben size şöyle söyleyeyim, herkes zannediyor ki ben Ali'yi çok çalıştırıyorum. Bazen anne babası da böyle düşünüyor, dile getireceğim. Halbuki Ali beni çalıştırıyor. Biz Ali'yle ilk çalışmaya başladık. Daha Ali çok genç, ofiste yeni başlamış bir mimardı. Hafta sonları bana diyordu ki Ahmet Bey, bu cumartesi şu şantiyeye gidip bakabilir miyiz? Ya ben de o hafta sonu bir şey yapmak istiyorum. Yani belki bir programım var. O önce şu şantiye böyle... aslında bu arada İziko'nun ilk haliydi. Yani o zaman o çok, çok 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 başlarıydı. Oya ünlü Kızıl evi. Ya doğru. Emre Kızıl ama yani biz böyle, ben mesela hafta sonları bir program yapıyorum kendime. Ali diyor ki Ahmet Bey bu şantiyeye gidelim. Böyle bakarız diyorum, tam şey yapacağım. Ama diyor çok önemli, bakın diyor burada şu olacak, bu olacak, gitmemiz lazım. Hadi biz şantiyeye gidiyoruz o gün. Şantiyeyi geziyoruz, orada bir şeyler yapıyoruz. Sonra ertesi gün orası burası. Daha öncesinde ilk böyle Robert Koleji ben yaparken dedi ki bu çocuk biraz bir şeyleri böyle hissediyor galiba. Ben bir dedim Ali'yi şey yapayım, yanında Robert Koleji'ye götüreyim, bir orayı da görsün.
Robert Kolej'e geldi benimle beraber. Biz orada işte insanlara toplantı yapıyoruz, konuşuyoruz falan. Ben de bekliyorum ki Ali de hani dinlesin, ilgilensin. O böyle etrafta geziyor, etrafa bakıyor. Böyle sinir oldum. Affedin, bu da hiç farkı değil. İşte gizli etrafı dolaştı. Hiçbir şekilde ne yaptığımıza bakmadı, etmedi. Arabaya bindik. Ahmet Bey dedi, orada da şu detayı yapmışsınız. Burada da parkenin kenarını ördüğü şöyle örtseydik. Burada şunu yapsa, burada mesela daha iyi olmaz mıydı? Aynen, bunları bari orada söyleseydin, orada konuşsaydık. Yani o kadar kısa sürede aslında her şeyi görmüş. O zaman da dalga geçmek için değil, aslında kendi kendine o projeyi benimsemek için ve anlamak için kullanmış. Ve daha sonrasında da şu anda dahi aslında Ali'nin bu tutumu ve davranışı beni körüklüyor. Benim bazen, yani sonuçta ben de bugün artık eskisi kadar genç değilim. Yorulduğum ve bazen pes etmiyorum hiçbir zaman ama konsantrasyonumun zayıfladığı anlar oluyor. Ali'nin bu duruşu ve bu davranışı beni tekrar biraz daha buna sahiplenmeye getiriyor. Bu benim başıma iki kere geldi ve iki tane en önemli binam diyebileceğim binamda oldu. İziko'da aslında şanssız başladı bina. Sonra büyük bir şans tepesine kondu. Biz o projeyi arz ettiğimiz şekilde bir bütçe bulduk, firma bulduk, bitirebildik. Ardından ama pandemiyle birlikte İziko firmasının binayı terk etmesiyle ve artık paylaşımlı ofis kullanarak sabit bir ofis sistemine sahip olmama kararını almasıyla bir anda bizim o masasının ayağından, işte havalandırma borusunun ağzından, konstrüksiyonuna kadar hepsi bir genel konsept dahilinde olan çalışmamız yok oldu. Ben aslında beklerdim ki oradaki firmanın da oradan ayrılırken o binanın mimari değeri ve oradaki başarılanlar hakkında bir fikre sahip olmasını, belki daha sonraki gelecek kiracıya onu o şekilde devretmek için bir opsiyona sahip olunmasını veya onu o şekilde korumak için çözümler üretilmesini, belki bu bütçe de oluşturulabilirdi çok kolaylıkla. Ne yazık ki burada onu gördük. İnsanlar oldukça bilinçsizler. Sahip oldukları şeyin de çoğu zaman değerinin tam olarak farkında değiller. Onun bence Türkiye'deki mimarlık ortamındaki değerinin ve bunun ehemmiyetinin de farkında değiller. Diğer böyle çok üzüntü yaşadığım bir projem de, onu yaşadığımda ağlamıştım öyle söyleyeyim. İpera'yı bitirdik. İpera'yı iç mimarisiyle birlikte bitirdik. Bittikten iki hafta sonra bir hanım bütün binayı, boş dairelerini satın aldı, almadıklarını kiraladı ve orayı bir işletme olarak, otel olarak işletmeye karar verdi. Ve binanın içerisinde altın renkli böyle desenli duvar kağıtları, tombaklar vesaire. Yani tamamen çağdaş bir şekilde ve gerçekten ince detayına kadar lavaboları, muslukları, kapı kolları falan tasarlanmış bizim binamız iki hafta içinde yok oldu. İki hafta sürdü o fotoğrafları çektiğimiz hali. Sonra ben ofise onu gördüğümde ağladım, yani bu çok net. Ondan sonra vakit geçti. Avusturyalı Alex vardı bizle birlikte çalışan. Bir gün ofise geldi, sana dedi bir hediye getirdim dedi. Masamın üzerine böyle küçük şöyle bir kağıt parçası koydu. Bu ne dedim? Kızılderililerin kafa derisi şeyi gibi. Aa, o binadaki altın renkli şeylerden bir tanesi. Duvar kağıtlarından bir parçası. İflas etmişler dedi. Binayı söküyorlar, hepsini söktüler, hepsini tekrar beyaza boyuyorlar. Eski haline geliyor. Bina hakikaten sonra yani %80-90 eski haline döndü. Ama tabii yani şey, bazen işte binalarda böyle şeyler olabiliyor. Ali de çok üzüldü biliyorum. Bizim başka bir binamız daha var. Mal sahiplerini çok severek yaptığımız, sattıkları. Evet. Yani satıldığı zaman o bina, biz çok üzülüyoruz. Sanki böyle bize ihanet edilmiş gibi falan geliyor. Bir de İziko'da daha kötü haberimiz olmuştu. Benim bir gün bir arkadaşım aradı. Dedi ki Alataş Tasarım mobilyalar satılıyormuş. Bu nedir dedi. Ben dedim hiçbir şeyden haberim yok benim. Meğersem İziko'nun mobilyaları satılıyormuş. Bahsettiğim. Yani o mobilyalar sonra başka bir mimarlık ofis tarafından alındı. Tekrar yapıldı. Onlar bir paylaşımlı ofiste çoğaltılarak kullanıldı falan. Yani hiç hoş olmayan şeyler de yapıldı. İyi bir şey yaptığınız zaman bir sonraki yapı yapmak çok zorlaşıyor. Çünkü bir önce yaptığınızdan daha kötü bir şey yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ve bu da sizi gerçekten çok zorluyor bazen. Kendi adıma aslında yani ofiste benim sorumluluğunu aldığım ve götürdüğüm yani birkaç proje oldu. Yani birden fazla oldu. Ama bana en çok şey katan, yani beni en çok yoran ama bana en fazla şey katan kesinlikle İziko'dur diye düşünüyorum. Yani çok yorucu oldu, epey sancılı oldu fiziksel olarak, mental olarak ama yani orada öğrendiklerim, yani ben özellikle çünkü hep söylüyorum yani sahada orada bir şey çiziyorsunuz, çizdiğiniz şey zaten çok hızlı bir şekilde hemen uygulanmak zorunda oluyor. Onun kontrolünü siz yapıyorsunuz, takibini siz yapıyorsunuz. Orada çok fazla şey öğreniyorsunuz. Yani ben sahada çok fazla şey öğrendim düşünüyorum. O biraz böyle yoğunlaştırılmış bir kurs gibi olmuştu benim için. Yani orada geçen 6 ay belki birazcık daha fazla. Sonrasında aslında ofiste yaptıklarımda bana çok fazla katkısı olmuştu. O açıdan benim için yani en değerli projeydi belki şimdiye kadar yaptığımız benim açımdan da. Bir de ilk göz ağın.
Oya ünlü. Doğru. O proje de var, doğru.